Bir önceki videoda bu cismin hacmini bulmak için bir integral yazmıştık. Bu videodaysa hacmin neye eşit olduğunu bulmak adına bu integrali çözeceğiz. İşe bu parantezi açarak başlayalım. Karekök içinde y artı 1 artı 2'nin karesinden bahsediyorum. Hadi bakalım. Pi'yi dışarıya alalım. Pi çarpı eksi 1'den 3'e Karekök içinde y artı 1'in karesi y artı 1'e eşittir. Sonra çarpımlarını 2 ile çarpmamız lazım. Bu da 2 çarpı 2 çarpı karekök içinde y artı 1'e yani 4 çarpı karekök içinde y artı 1'e eşit 1 de. 2'nin karesi yani 4 var çarpı dy'yi unutmayalım. Şimdi bunları toplayalım. 1 ile 4 evet 5 eder öyle değil mi? Buraya yazıyorum. Sıra geldi ters türeve. Eşittir pi çarpı. Hepsini farklı renklerle yazacağım. Takip etmesi kolay olsun. Y'nin ters türevi y kare bölü 2'ye eşittir öyle değil mi? 4 çarpı karekök içinde y artı 1'in ters türevi. Bunun 4 çarpı y artı 1 üzeri 1 bölü 2 olduğunu düşünürsek, isterseniz u dönüşümünü de kullanabilirsiniz ama artık bunu aklınızdan yapabilecek seviyeye gelmiş olduğunuzu düşünüyorum. y artı 1 üzeri 1 bölü 2, y artı 1'in türevi 1'dir. Yani eğer u dönüşümünü kullanacaksanız, u'nun y artı 1'e eşit olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun ters ters türevi üssü 1 arttıralım 3 bölü 2 bir de bunun tersiyle yani 2 bölü 3 ile çarpmamız lazım. 2 bölü 3 çarpı 4 8 bölü 3 eder o halde artı 8 bölü 3 çarpı y artı 1 üzeri 3 bölü 2. İsterseniz sağlamasını da yapabilirsiniz. Eğer bunun türevini alırsanız bunu elde edeceğinizi göreceksiniz. 3 bölü 2 çarpı 8 bölü 3 4 eder. Üssü de bir azaltırsak 1 bölü 2 elde ederiz. Son olarak kullanmadığım bir renk seçeyim. 5'in ters türevi var ve bu da 5 y'dir. Bunun 3'te aldığı değerden eksi 1'de aldığı değeri çıkarmamız lazım. Eşittir pi çarpı önce 3'te aldığı değeri bulalım. 3'ün karesi bölü 2, 9 bölü 2'ye eşittir. 3 artı 1, 4 eder. 4 üzeri 3 bölü 2 bir bakalım. 4'ün kare kökü 2'dir. 2 üzeri 3 ise 8. 1 de çarpı 8 bölü 3 var. Yani burası 64 bölü 3'e eşit olacak. 1 de 5 çarpı 3'ten 15. Bundan eksi 1'de aldığı değeri çıkarmamız lazım. Eksi 1'in karesi bölü 2, 1 bölü 2 eder. Eksi 1 artı 1 sıfır edeceği için bu terim doğrudan sıfıra eşit olur. Onun için yazmıyorum. Artı 5 çarpı eksi 1'den de eksi 5 gelir. Peki, çok az kaldı. Geriye bu kesirli işlemleri yapmak var. Hadi bakalım. Eşittir pi çarpı ortak payda sanırım 6 olacak değil mi? Evet, 6 olmalı. O halde bunların hepsinin paydasını 6'ya eşitlememiz lazım. 9 bölü 2, 27 bölü 6'ya eşittir. 64 bölü 3 ise 128 bölü 6 olarak ifade edilsin. 15'i de 90 bölü 6 olarak yazıyorum. Eksi 1 bölü 2, 3 bölü 6 olacak. Eksi eksiden artı gelecek. Artı 30 bölü 6 eşittir. Evet paydamız 6 idi ve 1 de çarpı pi var. Bu toplama çıkarmaları da yapalım. 27 artı 128, 128 artı 20, 148 eder. 148 artı 7'den de 155 elde ederiz. Doğru oldu değil mi? 148 artı 7, evet 155 eder. Artı 90, 240. 5. Peki bu doğru mu? 50 daha 205, 40 daha evet 245 eksi 3, 242 ve artı 30'dan da sonuç 272 olur. Peki bunu sadeleştirebilir miyiz? Evet ikisi de 2'ye bölünür. 272 bölü 2, 136 eder. Payda ise 3'e eşit olur. Doğru mu? Evet, evet. Sonuç 136 pi bölü 3. 136 3'e bölünmediğine göre daha fazla sadeleştiremeyeceğiz. O halde bu cismin hacmi neymiş? 136 pi bölü 3.